Merhaba sevgili dostum, hoş geldin. Bugün seninle beraber Düzce Üniversitemizin vlogunu çekeceğiz. Kampüsün her köşesini gezeceğiz. Detaylı tüm bölümlerle ilgili bilgiler vereceğiz sana. Bu tercih döneminde genç dostlarımıza faydalı olacağını umut ediyoruz. Aynı zamanda sadece vlog çekmeyip bu konudaki üniversitemizin istatistik bilgilerine, başarılarına bakacağız. Sadece avantajlarını değil tabii ki, dezavantajlarını da konuşacağız. Hadi birlikte yemyeşil kocaman kampüsümüzü gezmeye başlayalım. Üniversitemizin yayalar için 3, araçlar için 2 girişi var. Bu da birinci girişi. Tekrardan kampüsümüze hoş geldin diyelim. Üniversitenin giriş kısmını Yaşar tanıttı. Geri kalan kısmında da ben ve Yaşar aramızda dönüşümlü olarak tanıtacağız. Aslında beraber tanıtmak isterdik ama birimizin de çekmesi gerekiyor. Bu arkamda gördüğünüz merkez Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Düzce Üniversitesi'nde bilimsel araştırmaların yapıldığı 3 merkezimiz var. Birisi bu arkamda gördüğünüz DÜDAM. Deney hayvanları üzerindeki çalışmalarımızı bu merkezde yapıyoruz. Etik kurulumuz da var Düzce Üniversitesi'nde. Bilimsel araştırmaların yapıldığı ikinci merkez DÜBİT Merkezi, Düzce Üniversitesi Bilişim Teknoloji Merkezi. Üçüncü merkez de Düzce Üniversitesi GETAT Merkezi, yani Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi. Bu üç ana merkezde in vivo, in vitro çalışmalar, ilaç üretim aşamasının 4 fazında yapabilecek bir ilaç üretebilecek kadar merkezimiz var. Bir de dördüncü olarak Düzce Üniversitesi Teknopark var. O kampüsün içinde değil ama kampüse çok yakın. Buradan hemen görünüyor, 5 dakikalık bir yerde. Şu an kampüsün genel manzarasını görüyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ve çok yeşillik. Düzce'nin en temiz havası bu kampüste diyebiliriz. Arkamda gördüğünüz bayraklı büyük bina, rektörlük binası. Hatta Türkiye'nin en büyük rektörlük binası diye duymuştuk. Gördüğünüz orman fakültesi var. Arkada yabancı dil okulu, eğitim fakülteleri. Hepsini yavaş yavaş tanıtacağız. Şimdi tıp fakültesine doğru yol alacağız. Tıp fakültesini de gösterdikten sonra diğer bölümleri de yavaş yavaş sizinle birlikte gezeceğiz. Sevgili dostlar, şu anda gördüğünüz bina Sağlık Bilimleri Fakültesi. Bayağı büyük bir bina yapılıyor. İşte eczacılık, hemşirelik, ebelik, sağlıkla ilgili tüm fakülteler burada biriktirilip hepsi bu binalarda yapılacak. Hemen yanında arkamda gördüğünüz bina Tıp Fakültesi binası. Aslında bu bizim eski Tıp Fakültesi binamız. Şu anda yeni Tıp Fakültesi eğitim binamız var. Bugün tıp fakültesine çok detaylı girmeyeceğiz. Endişe etmeyin, tercih dönemi bitmeden tıp fakültesi vlogumuz da gelecek. Hatta dekan hocamızla röportaj da yapacağız. Dekanın kendi dilinden de fakülteyi tanımış olacaksınız. O yüzden tıp fakültesine detaylı girmiyorum. Sadece bu eski binamız, burada laboratuvarlarımız, ders amfilerimiz, hocalarımızın odaları, temel tıp bilimleri hepsi bu gördüğünüz mavi binadadır. Mavi gördüğünüz camlardan da kampüsün manzarası çok güzeldir. Hemen şu sağ tarafımda gördüğünüzde hastanemizin servisler bölümüdür. Dolayısıyla sağlık bilimleri, tıp fakültesi ve hastane hepsi yan yana yerleşmekte efendim. Tıp fakültesi vlogumuzu takip edin. Onun için de kanalımıza abone olun. Zili açın ki size uyarı gelsin. Manzaramızı görüyorsunuz dostlar. Gerçekten güzel ve iç açıcı bir manzaramız var. Ama burası kampüsün en güzel manzaralı yeri değil. Kampüsün en güzel manzaralı yeri tıp fakültesini gören yer ve tüm Düzce'de ayaklarınızın altında oluyor. Birazdan oraya gideceğiz. Yeşillikler içindeki kampüsümüzün spor bilimleri alanında görüyorsunuz. Şimdi içeri girelim. Kampüsümüzün spor bilimleri bölümüne geldik. Hadi gidelim birlikte oralara, böyle bir göz ucu bakalım. Gerçekten yeşilliklerden binalar görünmüyor. Çok güzel. Evet. Düzce'nin eski ismi aslında Yeşil Düzce'ymiş. Sonradan sadece Düzce kalmış sanırım. O yüzden kampüste de yeşilliği çok görüyorsunuz. Bu inşaat olarak gördüğünüz bina da kütüphanemiz. Çok büyük bir kütüphane yapılıyor ve sanırım bir iki yıla tamamlanır. Biz de hasretle bekliyoruz açıkçası o kütüphaneyi ama biz o zamana mezun olmuş oluruz. Daha vlogun başındayken yorulup hemen bir köşeye sızan bir Rabia. Dedikodumu yapmayın oradan.
Burası üniversitemizin kapalı fitness salonu efendim. Böyle ormanın ortasında fitness yapıyorsunuz gibi oluyor. Ben eski salona gelmiştim, buraya gelememiştim. Burası çok daha güzelmiş. Detaylı girmiyorum. Sadece görmüş olun, sporu seven arkadaşlar için. Burası üniversitemizin kapalı halı sahası. Kapalı ama bayağı geniş. Hemen sağ tarafımızda ise açık spor halı sahası var. Hemen oraya geçelim. Bu gördüğünüzde açık halı saha. Bayağı geniş. Çevresinde de koşu çemberi var. Bizim bazı hocalarımız da sabahları buraya geliyorlar koşu, yürüyüş yapmak için. Düzce'deki olimpiyatlar da bir kısmı burada geçiriliyor. Öğlenci kulüplerinin de futbol yarışmaları burada geçiriliyor. Hadi devam edelim. Burası üniversitemizin yüzme havuzu. Bayağı geniş ve temiz. Bir tane küçük havuz var. Bir tane de büyük havuz var böyle. Şu anda çocuklar yüzüyorlar. Şu an gerçekten suya atlayasım geldi. Hava da çok sıcak. Burada seyirciler için oturma salonu. Spor olanaklarımız gayet güzel. Bu arada arkadaşlar bence çok şanslısınız. Ben 6 yıldır bu fakültede okuyorum ve ilk defa buraya geldim. Kampüs çok büyük olduğu için her alanını gezme şansımız olmamıştı. Bugün hem size tanıtırken hem de kendimiz tanıyoruz. Sanırım spor bölgesini bitirdik. Şimdi diğer fakülte binalarının oralara geçebiliriz. Kampüsümüzün en güzel köşelerinden, en estetik bölgelerinden birine geldik sevgili dostlar. Hemen gelin, yaklaştıkça size göstereceğim. Şimdi bu tarafta gördüğünüz zaten bizim tıp fakültesi binamızdı. Onun hemen solunda hastane binamız vardı. Hemen sağında da sağlık bilimleri vardı. Aşağıda ise kampüsümüz maalesef biraz inişli çıkışlı. Çünkü dağın eteğinde yapılmış. Ama Düzce genel olarak adından da göründüğü gibi bayağı düz bir şehir. Bir tek kampüs bölgesi biraz daha böyle inişli çıkışlı. O da güzel manzaralar kazandırıyor kampüsümüze. Şu anda mikrofon Rabia'nın her yerine dolaşmış durumda. Düşmüyorsun değil mi? Evet. Evet, birazcık yorulmaya başladım. Hadi devam edelim. Okul başladığı dönemlerde sevgili dostlar, şuralar hep öğrenciyle dolu oluyor. Böyle topluca voleybol oynuyorlar, koşuyorlar. İşte üniversitemizin konserleri falan olduğunda şu alanda da oluyor. Birkaç yerde oluyor, burada da oluyor. Çünkü hem yazın çok aktif kullanılan yeşil, güzel, ferah bir alan. Bazen köpekler fazla oluyor da şu an yok çok şükür. Sonunda telefonu Yaşar'a verip kamera karşısına geçebildim. Burası üniversitemizin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Arkamda gördüğünüz Düzce Üniversitesi hatırası olarak bir otobüsümüz var. Ve 3 renk, mavi, yeşil ve kırmızı renklerde, aynı zamanda Düzce Üniversitesi'nin renkleri. Aynı zamanda Azerbaycan bayrağının da renkleri. Güzel bir enstantane olmuş bizim için de. Hemen bu meydanın arkasında gördüğünüz 2 tane kafe var. Orta kafe ve yine bir kafe var, adını bilmediğim. Bunlar genelde üniversite içindeki aktif kafeler. Öğrenciler geliyorlar, buralarda oturuyorlar. Hatta biz düğünü bu orta kafede yapmak istemiştik, Düzce'deki düğünümüzü. Ama sonra farklı sebeplerden dolayı başka bir yerde yapmıştık. Onu da söylemiş olayım. Burayla ilgili söylemek istediğim başka bir nokta da arkamda gördüğünüz renkli binanın üniversite yemekhanesi olduğu ve onun önünde de Atatürk Merkezi Dersliği olduğu. Genelde zaten öğrencilerin dersleri bu Atatürk Merkezi Dersliği'nde oluyor. Ve hemen oraya yakın olarak da böyle bir meydan öğrenciler için sosyalleşme alanı oluyor. Güzel yani, yakın olması. Yemekhanemiz de yeni yapıldı ve yani eskiydi ama şu an çok güzel renkli bir binası var. İçi de hakeza çok güzel modern bir kafe görünümünde. Tabii ki üniversite çevresinde başka kafeler de var ama üniversitenin içinde bu iki kafe var. Bir de tabii her bölümün kendi kantini var. Onlar da zaten neredeyse bir kafe kadar oluyorlar. Bu şekilde. Rabia Hanım fotoğrafını çektiğimi zannediyor ama ben video kaydı alıyorum. Sadece iki kişi olduğumuz için fotoğrafımızı çekecek kimse yok. Kapak fotoğrafını nasıl hazırlayacağız bilmiyoruz. Artık bir şeyler yapacağız.
Dostlar, biz bugün size objektif olarak kampüsümüzü tanıtmayı amaçladık. Ama kampüsle ilgili, üniversiteyle ilgili teknik bilgimiz çok yok. Zaten o kadar çok fakülte bölüm var ki hani bunların hepsini bilmemiz pek mümkün değil. Ama bununla ilgili hazırlanmış çok güzel bir video var. Şimdi siz o videoyu izleyeceksiniz. Bu 2,5-3 dakikalık bir video ve gerçekten üniversite tarafından hem çekimler olsun hem de bilgi açısından çok iyi bir video. Onu mutlaka izleyin. En önemli yol ayrımında senin başarıya ulaşmanı sağlayacak yolun tam üzerinde. Hadi durma, koş gel. Başarı hikayeni yazmak için Düzce Üniversitesi seni çağırıyor. Kuruluşunun 15. yılını kutlayan ve kısa sürede köklü üniversitelerle rekabet edebilir bir konuma yükselen Düzce Üniversitesi, nitelikli ve öğrenci odaklı eğitimi, uluslararası öğrenci potansiyeliyle bir dünya markası. Kuruluşundan bugüne büyük bir başarı hikayesine imza atan Düzce Üniversitesi, Akçakocabey Siyasal Bilgiler, Eczacılık, Eğitim, Fen Edebiyat, İlahiyat, İşletme, Mühendislik, Orman, Sağlık Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Spor Bilimleri, Tıp ve Ziraat Fakülteleriyle birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksekokulu'yla yükseköğretim alanında yeni bir cazibe merkezi oluyor. Başkent Ankara'yla bir medeniyet şehri İstanbul'un tam ortasında yer alan ve bu iki şehre çok yakın mesafede bulunan Düzce Üniversitesi, eşsiz stratejik konumu, denizi, doğal güzellikleriyle bir üniversiteden daha fazlasını vaat ediyor. Türkiye'de ilk 5 ihtisas üniversitesine seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, dünya etki sıralamasında açlıkla mücadele konusunda Türkiye'de birinci, 2021 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasındaysa ülkemiz devlet üniversiteleri arasında 3. sırada yer alarak başarı sınırlarını zorluyor. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, 54 farklı ülkeden birçok uluslararası öğrencisi bulunan Düzce Üniversitesi, teknolojik olanaklara sahip derslik ve laboratuvarları, donanımlı akademik kadrosu, sosyal ve kültürel imkanlarıyla beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Teknopark'ta bulunan Düzce Üniversitesi, iş fikri yarışmalarıyla girişimci öğrencilerini destekleyerek inovatif fikirlerin şirketleşmesine ve öğrencilerin daha eğitim alırken iş yaşamına atılmasına olanak sağlıyor. Kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, stadyumu, kapalı halı sahası ve tenis kortları, fitness salonu, kütüphanesi, yemekhaneleri, modern spor ve sosyal tesisleriyle Düzce Üniversitesi hayallerinizdeki üniversiteyi gerçeğe dönüştürüyor. Kariyerinizde zirveyi hedefliyor ve başarı basamaklarını hızla tırmanmak istiyorsanız Düzce Üniversitesi size yeter. Düzce Üniversitesi, değer üreten üniversite. Şurası ise efendim Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültemizin 2 tane binası var. Aynı zamanda efendim şurada bir kapalı durağımız var. Özellikle kışın sıcacık oluyor. Öğrencilerimiz otobüs beklerken bura ana otobüs bekleme merkezi hem de. Burada bekliyorlar. Klimalar var içeride. Yazında yine kliması var ve serin oluyor. İçeride işte karta para yüklemek için makine falan da var. Devam ediyoruz. Arkada gördüğünüz kocaman bina, rektörlük binası. Ve bu dikey yolda oraya çıkıyor. Burası da efendim DÜBİT, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi. Burada bilimin üretildiği merkezlerden birisidir. Yanında da yeni bir yapılanma yapılıyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ve hemen burada DÜBİT'in karşısında sağda da başka bir merkezi derste görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi. Yukarıdaki Atatürk Merkezi dersliğinden sonra bu da ikinci merkezi derslik. Burada da yine fakültelerin dersleri yapılıyor. Buranın 200 kişilik bir konferans salonu da var. Tıp fakültesinde ve merkezi derslikte de 500 kişilik konferans salonları bulunmakta. Bebeklerini emziriyor. Anne kaç sütü sen? Çok önemli. Evet. Buradan bile sosyal mesaj veriyorsun abi. 4 tane değil mi? Galiba. Hadi gidelim, onları rahatsız etmeyelim. Şurası işletme fakültemiz.
ve binası. Onun hemen yanında Edebiyat Fakültemiz var. Fen Edebiyat Fakültesi. Ve hemen karşıda da Hakim Erciyes Yabancı Diller Fakültesi ve binası var. Şurada çok güzel oturma alanları var ve çok rüzgarlı bir yer. Bazen Rabia'yla kahvaltı yapmaya buraya geliyoruz. Kahvaltılıklarımızı alıp. Sevgili dostlar, rüzgarın el verdiği şekilde size tanıtmaya çalışacağım. İnşallah rüzgardan uçmam. Şimdi şurada gördüğünüz binalar, yani tam olarak görünmüyor ama hemen şu yeşilliklerin arkasında kız yurdu var. KYK kız yurdu. Düzce'de genelde KYK sorunu olmuyor. Çünkü gerçekten bayağı bir öğrencilere yetecek kadar KYK yurdu var. Ve bunların çoğu, özellikle kız yurtları, üniversite çevresinde. Sonra burada gerçekten Düzce'yi bayağı bir görüyoruz. Hani ne kadar düz olduğunu da görüyorsunuz. Zaten Düzce dağların arasına kurulmuş bir şehir olarak nitelendirebiliriz. Düzce merkezi o yüzden çok sisli olur. Ama Düzce'nin bu Konurhart bölgesi, üniversite bölgesi gerçekten havası temiz ve yeşillik bir alan. Az önce çektiğimiz halı sahayı, spor kompleksini vesaire görüyoruz. Yine çektiğimiz tıp fakültesini, hastaneyi, oradaki camiyi de buradan görebiliriz. Burası hem Düzce'yi hem de kampüsü görmemiz için iyi bir tepe. Burada da şu an gösterdiğim rektörlük binası. Burada da az önce gösterdiğimiz işletme, fen edebiyat ve yabancı diller. Burada da orman. Hatta bazen geceleri buraya çakallar, tilkiler falan iniyor. Biz bir kere gece kütüphaneden çıkarken bir tilki mi görmüştük Yaşar? Buraya keşke çayımızı, kahvemizi alıp gelseydik. Arada birazcık dinlenirdik. Siz de eğer Düzce Üniversitesi'ni tercih ederseniz çayınızla, kahvenizle çıkıp piknik yapabileceğiniz birçok alan var. Dostlar, buradan geçiş yasak. Oradan yukarısı dağ, çünkü bildiğiniz dağ. Rektörlük ve İdari Bilimler yazıyor. Arkasından görüyoruz şu an. Burada manzaramız da. Buradaki manzaramız da bu şekilde. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Vallahi yemekhanenin oraya. Oradan merkez dersliklerin, bankamatiğin oraya geçeceğiz. O şekilde. Hepsini gezemeyiz çünkü çok detaylı. Bir de binalara giremiyoruz. Çünkü hem tatil, binalar kapalı. Hem tüm binalara girersek vlogumuz bitmez sevgili dostlar. O yüzden sadece kampüsün görüntüsünü dışarıdan size taslak olarak göstermek istedik. Yine de övmekten doymadığım şu yeşilliğin. Biz biraz yeşillik hastasıyız. O yüzden çok hoşumuza gidiyor kampüsün böyle yeşil olması. Şuralarda hep oturma yerleri var böyle öğrenciler için. Önünüzde gördüğünüz binalar sevgili dostlar Teknoloji Fakültesi'nin binaları. Yine burada bir oturma yerleri var. Aşağıda bizim üniversitemizin misafirhanesi var. Yıl dışından hocalar geldiğinde, misafirler geldiğinde, konferanslar vesaire zamanı o misafirhaneye alıyorlar. Kampüsümüzün ortak yemekhanesi bayağı büyük. Biz artık tıp fakültesi 4, 5, 6. sınıflarda hep hastanede olduğumuz için hastanenin yemekhanesinden yemek yiyoruz ama genelde 1, 2, 3. sınıfta ve diğer fakülteler çoğunlukla bu yemekhaneye geliyor. İki katlı, çok geniş ve rahat bir yemekhane. Daha önceden yemeklerimizden kendi adıma memnun değildim ilk senelerde ama son 1-2 yılda değişti. O yüzden çok memnunum. Şurası eski kütüphane girişi. Fakat burada restorasyon işleri yapıldı. Yemekhanenin yanındaki kütüphanede. Şimdi yeni bir kütüphane yapılıyor. Burası da efendim orman fakültemizin binası.
yine başladığımız yere geri döndük diyebiliriz. Kampüsü dolaştık, Orman Fakültesi'ne girişte de görmüştük. Burada da Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin araştırma serası var. Burada çeşitli bitkilerin, ağaçların ekimleri, dikimleri yapılıyor. Şu an nereye gidiyoruz Doktor Bey? Şu an biraz daha kampüsümüzün orta bölgelerinden de görüntüler alacağız. Bak şurası Ormancılık Meslek Yüksekokulu. Bu arada şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Düzce Üniversitesi'nin Akçakoca'da ve Konrahap'te bazı yüksek okullar var. Kaynaşlı'da da var sanırım. Yani birkaç yerde böyle bölgesel yüksek okullara eğitim merkezleri var. Ama ana kampüs burası ve eğitim binalarının genel çoğunluğu bu bölgede yerleşmekte. Burası bahsettiğimiz 500 kişilik konferans salonu. Cumhuriyet Konferans Salonu. Şurada yazıyor ama ağaçların arkasında kalmış. Hemen karşısında bu az önce gösterdiğimiz park, yani 15 Temmuz Meydanı. Burası eğitim fakültemiz binası. Tam merkezi dersliğin karşısında ve yemekhanenin altında böyle öğrenciler için oturma mekanlı bir kafe tarzı bir yer var. Portatif. Burada yemekhaneye çıkan yol. Burada Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi, merkezi dersliğimiz. Onun yanında da hemen dükkanda üniversitemizin kendi ürünlerinin satıldığı bir mağazamız var. Şimdi oraları yakından göstereceğiz. Bunu görmüş müydünüz? Türkiye'deki en ilginç lavabo olabilir. Şu kafeyi dikeceksin. Güneş ters ışık ama inşallah görünüyordur. Evet. Bir de bu yemekhaneye çıkan merdivenlerin hemen sağında solunda bir sürü elma, armut, erik, şeftali, bir sürü meyve ağaçları var. Ve yazın biz kütüphaneye gelip ders çalışırken o meyvelerden de bol bol yiyorduk efendim. Çok da güzel oluyor kampüsün meyveleri. Akşam güvenlikler geliyorlar, poşetlerini doldurup alıyorlar meyvelerden. Şunların da aslında çoğu meyve ağaçları. Şura Rabia'nın söylediği Düzce Üniversitesi dükkanı. Evet dostlar, burası dükkan. Düzce Üniversitesi'nin kendi ürettiği ürünlerin satıldığı bir merkez. Burada hem Düzce Üniversitesi'nin logosunun bulunduğu kazaklar, sivitler ya da tıp fakültesi öğrencileri için Düzce Üniversitesi logolu önlükler yahut sanat ve tasarım fakültesindeki hocaların yapmış olduğu eserler burada satışa sunulmakta. Kalem, hediyelik eşyalar, kıyafetler, hatta Yaşar'ın Düzce Üniversitesi logolu mavi bir kaza vardı. Onu da buradan almıştık. Burası da böyle bir yer. Düzce Üniversitesi'nin ürünlerinin satılması bence çok anlamlı. Hem de merkezi dersliğin hemen yanında olması da öğrencilere erişim kolaylığı sağlıyor. Burada bankamatikler var. Yine hemen merkezi dersliğin karşısında. Öğrenciler buradan paraları çekebiliyor, kendi paralarını çekebiliyorlar. Sabahtan beri bahsettiğimiz Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi, yani ana merkezi derslikte işte burası dostlar. Burada da yine birçok fakültenin ders aldığı amfiler, kantin, toplantı salonları ve arka taraftaki 500 kişilik konferans salonu buraya dahil. Doktor Bey de para çekiyor şu an. Biz Düzce'de çok huzurluyuz. Düzce Üniversitesi'ni, Düzce kampüsünü çok seviyoruz. Tabii ki eksiklikleri de var. Mesela kütüphanemiz gerçekten çok az sayıdaydı. Yani kütüphane yetersizdi. Burada az önce gösterdiğimiz bir kütüphane var ama hem orada restorasyon işlemleri olduğu için şu an hem de öğrenci sayısı zamanla hızla arttığı için kütüphane yetersizdi. Ama hemen aşağıya bir kütüphane inşaatına başlandı. İnşallah yakın zamanda biter. Tamam biz mezun olacağız ama bizden sonraki dostlar için, buraya gelecekler için en azından güzel olacaktır. Şurada da efendim İlahiyat Fakültesi ve onun binası var. Tabi ağaçların arkasında saklanmış. Çoğunluk kısmı çektiği kafeleri, bankamatikleri, merkez destekleri, eski yeni kütüphaneyi, yemekhaneyi, dekanlığı, rektörlüğü gösterdik. İnşallah, umarım sizler için verimli bir video olur. Rabia nereye gitti? Çok güzelmiş burası ya. Yaşar Bey hazır buraya oturmuş dinlenirken size Düzce Üniversitesi'nin 3 avantajını, 3 tane de dezavantajını sormak istiyorum. Yani objektif olsun diye
aynı sayıyı eşit tuttuk. Benim gönlümde avantajları daha fazla tabii. Ama sizden de 3 avantaj ve 3 dezavantajı istiyorum, duymak istiyorum. Teşekkür ederim Rabia Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında insan içinde olduğu nimetin kıymetini bilmez derler ya. Bu gerçekten doğru. İlk defa Düzce Üniversitesi'ni kazanıp gelen öğrenciler genelde Ankara, İstanbul gibi büyük, renkli şehirlerden geldikleri için Düzce ilk başlarda onlara çok sıkıcı geliyor. İşte burada bir şey yok. Burada ne yapacağız? Canımız sıkılıyor. Çok küçük şehir falan diyorlar. Doğru, Düzce küçük şehir. Son yani 81. il olarak kabul edilmiş. Ama Düzce Üniversitemizin avantajlar içerisinde şu bence çok önemli. Hocalarımıza, yönetime, dekanlığa, idari bölüme çok rahat ulaşabiliyoruz. İşte her ay açık kapı günleri var. Halktan insanlar veya öğrenciler gelip rektör hocayla görüşüp şikayetlerini, isteklerini iletebiliyorlar. Bu bence önemli bir proje ve birçok üniversitede yok. Aynı zamanda başhekimliğimizde de aynı proje var. Ama şöyle söyleyeyim. Genel olarak bir kütüphane eksiğimiz var. Maalesef yani deseniz ki Düzce Üniversitesi'nin en büyük eksiği nedir derseniz ben kütüphane derim. Tıp fakültemizde de genel üniversitemizin ortak kütüphanesi de biraz eksik. Yani bugünkü öğrenci sayımıza yetmiyor. Olanaklar olsun, ortamı olsun. Aslında bir kütüphane var. Hani çalışma ortamı olarak yetmiyor. Şu anda işte az önce gösterdiğimiz bir kütüphane yapılıyor. Büyük bir kütüphane merkezi yapılıyor. Ama ne zaman biter bilmiyoruz. Biraz uzun sürdü çalışmaları. Umarız üniversitemiz en güzel kütüphaneye ulaşır ve öğrencilerimiz bu kütüphaneden yararlanır. Onun dışında ilk seneler geldiğimizde üniversite çevresi çok gelişmemişti. Her yer çamurdu. İnsanlar gelince böyle gelişmemiş, daha binalar falan yoktu. Çok kalacak evler yoktu. Ama son 2-3 yılda çok hızlı gelişti. Her yerde yani KYK'da kalma imkanları var avantaj olarak. Onun dışında öğrenci evleri var. Pandemiden sonra biraz pahalandı kiralar gerçi ama yani öğrenci evleri çok var buralarda. Onun dışında ulaşım biraz sorun belki. Biz yani ikinci sınıfta arabayı aldıktan sonra artık ulaşım sorunu yaşamıyoruz ama ilk senelerde ulaşım sıkıntımız vardı. Kütüphane sorunu, ulaşım sorunu. Bir de üçüncü dezavantaj olarak köpekleri söyleyebilirim. Biz kendimiz ikimiz de hayvansever insanlarız ama maalesef kampüsümüzde çok aşırı köpek var. Hastanenin oralarda olsun, kampüste olsun bazen rahatsız edebiliyorlar. Hani böyle giden arabaları havlıyorlar, kovalıyorlar. Üçüncü dezavantaj olarak da köpek olayını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kütüphane olayı çözülüyor. Şu anda kütüphane yapılıyor. Köpekleri bilmiyorum. Bir şey yapılırsa güzel olur. Onun dışında da ulaşım sorunu da muhtemelen çözülmüştür. Avantaj olarak da aslında çok avantaj sayabilirim. Kendiniz video izleyince zaten avantajları fark etmiş olacaksınız. Bir dediğim gibi hocalara, yönetime ulaşım çok kolay. Hocalarımızın da çoğu Ankara, İstanbul'dan aslında. Oradaki hocaların çoğu buraya geliyorlar. Buradaki hocalarımızın, tıptaki hocalarımızın en azından birçoğu Ankara, İstanbul'dan mezun olan, uzmanlığını orada alan hocalar. O açıdan kalite konusunda sorun yaşamıyoruz. Kampüs içinde, kampüs çevresinde çok kafeler var. Spor salonu var. Sporla uğraşmak isteyen insanlar için işte yürüyüş alanları var. Konuralp'e yakın Düzce Üniversitesi Konuralp bölgesinde ve Konuralp çok tarihi bir bölge, yerleşke. Antik Yunan tiyatrosu olsun, tarihi yerler olsun çok güzel. Böyle kısaca bunlara da değinmek istedik. İnşallah gelmek isteyen dostlarımız için faydalı olur. Biraz belki üniversite yanlısı olarak görünebiliriz ama olabildiği kadar objektif yaklaşmaya çalıştık. Bir de ben şunu bağlıyorum dostlar. İnsanın mutlu olması genelde kendine bağlı. Mutlu olan, çalışan, başaracak olan bir arkadaşı gidip köyün dağın tepesine koyarsan da orada mutlu olur, orada üretir, orada başarır. Şikayetçi olan, hiçbir şeyi beğenmeyen, işte hedonizm, hep böyle zevk peşinde koşan, her şeyin rahat olmasını isteyen ve hiçbir şey yapmayan gençler ise her yerde zaten şikayet etme sebebi bulacaklar. Ben genelde şikayet edip iş yapan gençleri seviyorum. Onları savunuyorum. Dolayısıyla eksik yönlerini ararsanız vardır ama güzel yönleri daha fazladır diye düşünüyorum.